Hocam İslam Aylak kitabının küfür bahsinde hemen başlarda bir şey yazıyor. İman edilecek şeyleri ve farzlardan, haramlardan meşhur olanları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmemek haramdır. İşitip de öğrenmeye ehemmiyet vermemek küfür olur. Şimdi çok büyük bir tehlike değil midir bu? Biz burada çok yayın yapıyoruz ve birçok insan da öyle ki denk gelmiştir yayına. Biz burada farzları, vacipleri anlatıyoruz, yani dini anlatıyoruz. Adam tak diye kapattı radyoyu, ehemmiyet vermedi, salla gitsin dedi ya. Ama Müslümanım diyor sorunca da. Bu Müslüman mı? Sadece yayın değil. Mesela bu kitabı almışsın. Kitap mesela. Uzattın. Bana lazım Hazreti. Değil dedi. Bana lazım değil dedi. Açıkça yani. Küfürdür bu. Küfürdür. Efendim. Ben de Müslümanım demekle Müslüman olmaz. Ben de Müslümanım demekle. Çünkü herkese lazım olan iman kitabı var. Kitabın yayınladığı. Orada anlatırken buyuruyor ki imanın altı şartından önce bir gayba iman, iki hubbu fillah, buğdu fillah. Şarttır buyuruyor bu. Yani kim sevilir kim sevilmez. Hani Hüseyin İlmi Efendi'ye rahmetullah hani birisi gelmiş ya, sen hep hocam diyorsun. Efendi Hazretlerinden anlatıyor, Seyyid Abdülhakim Arvah Hazretlerinden anlatınca. Ne öğrendin hocandan falan deyince mübarek de demiş ki ben demiş bir tek şey öğrendim. Kim sevilir kim sevilmez. O da bir şaşırmış. Allah Allah demiş, bir tek şey için. Evet demiş, bu da bana yattı. Kim sevilir kim sevilmez. Şimdi mesela Müslümanım diyor, gidiyor aynı şekilde din düşmanlarını seviyor. Ve onların tarafında duruyor. Ya da onlara oy veriyor mesela. Götürüyor veriyor. Ve aynı şekilde efendim ben tarafsızım diyor falan. Ne tarafsız ya? Otomatik olarak aynı şekilde destek veriyorsun oraya. Ve dolayısıyla küfre rıza da küfürdür buyuruyor kitaplarda. Mesela İslam ahlakının o mızraklı ilmihar kısmında küfür bahsini defalarca aynı şekilde okumalı. Hatta namaz kitabının sonunda neleri yapınca veya söyleyince iman gider. Bu mızraklı ilmihalde de var, o namaz kitabının sonunda da var. Onları kendimiz öğreneceğiz, çoluğumuzu çocuğumuzu da öğreteceğiz. Ehemmiyet vermezse, değer vermezse, ya namaz konusu da öyle Mustafa Bey ya. Namaz vakti girdi. Kılmazsa, kılmak istemezse, kılmadığı için üzülmezse kafir olur, mürted olur, şakası yok. E şimdi küfür böyle şey gibi, kasırga gibi esiyor. Öyle bir durumda. E peki nasıl ayakta duracaksın? Ancak böyle kitaplar okumak suretiyle. E sen de kitabı reddediyorsun. Böyle bir yayını reddediyorsun. Kapatıyorsun. E demek ki kalbin mühürlenmiş arkadaşım. Gitmişsin yani. Müslümanlıkla bir alakan kalmamış. Ama efendim işte ha ölünce hatırlıyorlar, işte bir salâ verdiriyorlar. Ondan sonra cenaze namazı kıldırıyorlar. Adam imanlı gitti mi? Müslüman mezarlığına gömüldü de imanlı götürdü mü? Müslüman mezarlığına gömülüp nice imansızlar var. Ama sessiz sedasız mesela araştırmıştır, şey yapmıştır, iman etmiştir, imanla açığa çıkaramayıp vefat eden gayrimüslimler de var. İman etmiş ama götürüyor, o da kafir mezarlığına gömülüyor. Kafir mezarlığında imanlı, Müslüman mezarlığında kafir. Çok böyle. Ahir zaman çünkü. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Enver abiler. Öyle bir zamandayız ki bu zamanda herkesin kendisine baba olma, çoluğunu çocuğunu kurtarma zamanı. Peki nasıl kurtaracak Mustafa Bey? Ya böyle yayını dinleyecek, dinletecek çocuğuna veya bu kitapları okuyacak, okuturacak. Ya da Türkiye Gazetesi'ne abone olacak. Her gün o gazete eve gelecek, o bizim sayfayı okuyacak. Başka türlü. Nerede duyacak ki? Adam sabah kalkıyor, haldır. Akşam geliyor, haldır. Televizyon açıyor, o dizi, bu dizi falan. Allah demiyor. İşte ha bugün bayrammış, ha bugün cuma mıymış ya falan filan. Öyle yani. Ona da gittiği yok, ona da aldığı şekli yok. Düşmanlık başlıyor ondan sonra. Orada mesela işte meşhur farzları falan da öğrenmek diyor, bilmek bunları. Bunlar da imandan. Tabii. Şimdi birisi diyebilir ki, babaannelerimiz mesela, işte bir okumam yazmam yok. Efendim işte ben nereden bileceğim onları? Hakikaten bilmiyor olabilir. Ama onlarda bir şey vardı, o hani koca kadı itikadı dediğimiz. Bir insan böyle durumdaysa eğer, külliyen hepsine inandım dese. Kurtarır. Kurtarır mı? Tabii kurtarır. Koca karı imanı. Ve zaten ondan kalbi saf ve temiz olur. Allah-u Teala doğruları iletir onu. Siz de şahitsiniz radyo yayınlarında. Okuyup yazması olmayan niceleri böyle vefat ettiler. Ama imanlarını kurtararak vefat ettiler. Biz yakine biliyoruz onları. Radyoyu dinliyordu. Siz söylediğiniz bize inandım diyoruz. Allah-u Teala onlara aynı şekilde imanı. Bizim söylediğimizde zaten. Kitaptan anlatıyoruz. Bizim söylediğimize değil, kitaplarda evet. Bildirileni. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz.